Hoş geldin, ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlerle bir fotoğraf düzenlemesi yapacağız ve cep telefonundan fotoğrafımızı düzenleyeceğiz ve görmüş olduğunuz fotoğrafı bu halden bu hale getireceğiz ve bu işlemi Lightroom programıyla yapacağız. Uzun zamandır bu tarz fotoğraf düzenleme üzerine, fotoğrafçılık üzerine içerik üretmek istiyordum ve sonunda aslında kendim için bir fotoğraf düzenleyecektim ve bu aşamaları da sizlerle paylaşayım istedim. Eğer ki bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Geri dönüşlerinize göre daha da fazla içerikler üreteceğim. Ama aynı zamanda bu işlem bir açıdan destek görevi de görüyor. Yani motive etmiş oluyorsunuz. Kimler bu tarz içerikleri seviyor bunu görmüş oluyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte fazlaca fotoğraf içerikleri de gelecek. Açıkçası bayağı bir özledim. Şimdi Lightroom'da fotoğrafımızı açtık ve ilk önce bir fotoğrafa neler yapabilirim diye şöyle bir bakıyorum. Aklıma gelen ilk şey pozlamayı düzeltmek olacak ve hemen işlemlerimize başlayalım. Şöyle ki ışığa giriyorum ve ışıktan ben pozlamayı bir tık arttırıyorum. Çok fazla değil. Belki şu şekilde yapabiliriz. Ardından bu arada şunu en azından şu anda istemiyorum. Fotoğrafın gün batımında çekildiği için her yerini aydınlık yapıp yapay hale getirmek istemiyorum. İdeal derecede o gün batımını hissedelim istiyorum. Ve biraz daha böyle renklerle oynayarak daha iyi hale getireceğiz. Şimdi ilk önce şöyle yapalım. Bu ışığı da bir kenara koyalım. Fotoğrafı bir kırpalım. Burada sol taraftan ben 4'e 5 oranında Instagram'a paylaşılabilir hale getiriyorum. Ve dikkat edin şu anda fotoğrafın üzerine tıkladığım zaman birazcık sol tarafında kalıyorum. Daha doğrusu bana göre sağ. Ardından şu şekilde kırpalım. Biraz daha merkeze getirirsek daha iyi olacaktır. Evet, şu şekilde bırakıyorum. Tabii şu anda fotoğraf yamuk. Bunu şöyle göz kararı yapalım. Otomatik bir şekilde de yapabiliriz. Evet, şu an daha iyi oldu. Güzel, ilk yapmamız gereken şeyi yaptık. Işığa geri dönelim ve burada gölgeleri birazcık arttırıyorum. Ve aynı zamanda gölgeleri arttırdığım zaman alt taraftaki dikkat edin. Çeşitli detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Fotoğraf ön plana çıkmaya başladı. Açık tonları yani gökyüzündeki o tonları kısarsak gördüğünüz gibi daha ideal bir pozlamaya getirdik. Şimdi işlemlerimiz bitmedi. Ardından pozlamayı ben biraz daha arttırıyorum. Daha sonradan üzerine oynayabiliriz. Güzel. Şimdilik temel düzeyde işlemimizi yaptık. Gördüğünüz gibi fotoğraf şöyle karanlıkken biraz daha ortaya çıkmaya başladı. Ama tabii ki işlemlerimiz bitmedi. Daha sonradan ışık bölümüne geri geleceğiz. Burada şunu söylemek istiyorum. Fotoğraf düzenleme işleminin bir sınırı yok. Elbette kendi tarzınıza göre fotoğrafı bambaşka hale getirebilirsiniz. Mesela kimisi şunu diyebilir. Ya ben bu fotoğrafı şöyle karanlık halde daha çok seviyorum diyebilir. Belki düzenlemeyi yaptıktan sonra ben de o tarz bir şey deneyebilirim. O yüzden şunu demek istiyorum. Farklı denemeler yapın. Mesela bu düzenlemeyi yaptınız sonra farklı bir tane daha düzenleme yapın. Bu tarz şeylerle, denemelerle daha iyi fotoğrafa ulaşmış olacaksınız. Bunu tavsiye ederim. Ardından işlemlerimize devam edelim ve burada renk bölümüne geçiş yapıyoruz ve renkte ise fotoğrafın beyaz ayarını, sıcaklığını sola doğru değil sağa doğru şu şekilde götürüyorum. Çok fazla götürürsek yapay olacaktır. Yine o gökyüzünde hafif mavi tonu kalsın istiyorum. Evet, şu şekilde fena değil. Alt taraftaki renk tonunu ise şöyle biraz daha çok az. Bunu çok yaparsak yapaylaşacaktır. Çok az bir şekilde değiştirdim. Şimdi doygunluğu kısıyorum. Bunun nedeni ise biraz sonra bir efekt clarity'yi arttıracağız. Ve bunu arttırdığımız zaman küçük çaplı doygunluk da veriyor. Bu yüzden dengelemek istiyorum. Daha doğrusu dehaze'de bu işlemi yapıyor. Yani sis kaldırmada. Şimdi efektlere gelelim. Ve sis kaldırmaya geldiğimiz zaman şu şekilde biraz daha canlı hale getirelim. Henüz fotoğrafta büyük değişiklikler yok. Ama olacak. Netliği birazcık arttıralım. Güzel. İşlemlerimize devam edelim. Renk konusuna döneceğiz. Orası kilit nokta. Ayrıntıya girelim. Küçük çaplı fotoğrafı keskinleştiriyorum ve alt taraftan fotoğrafın parazitlerini arttırıyorum. Böylece küçük çaplı grenlerden kurtularak daha keskin fotoğrafa ulaşacağız. Ardından renk bölümüne geçiş yapıyorum. Ve alt üst taraftan dikkat edin karışım var. Karışıma tıklıyorum. Ve bu dakikadan sonra artık işin ayrıntısına geçiş yapmaya başladık. Şimdi şu anda kırmızı tonlarıyla oynayacağım. Kırmızının gökyüzünde bir tonu var görmüş olduğunuz gibi. Bunun doygunluğunu hafif bir şekilde arttırıyorum ve parlaklığını küçük arttırabiliriz. Şu şekilde tonu götürdük.
Aynı şekilde turuncuya geliyorum ve turuncuyu sola doğru götürüyorum. Parlaklığını biraz arttıralım ve ışıklığını ideal ayarlarda bırakalım. Maviye geçiş yapalım. Mavi ise gökyüzünde şu anda buradan değil şuradan mavinin tonunu ayarlayabiliriz. Şu şekilde de yapabiliriz ama ben hafif şimdilik şöyle bırakayım bunu. Bunun yerine ışığını birazcık kısalım ve doygunluğunu bir tık arttıralım. Güzel. Renk işine de döneceğiz ama fotoğraf hala istediğim gibi değil. Bunun nedeni ise bu kilit bir nokta. Histograma baktığımız zaman üst taraftaki bölümden şu an kapatıp açıyorum. Fotoğrafın pozlamasının hala düşük olduğunu görüyorum. Bunun için ben gölgeleri birazcık arttıracağım. Şu şekilde arttıralım. Evet. Ve beyazlarımı da benzer oranda arttırıyorum. Şimdi fotoğraf daha normal değerlere geldi ama siyahı bu sefer düşürerek ideal ayarlara getirmeye çalışıyorum. Evet, şu anda daha iyi oldu. Şimdi efektlere tekrar geçiş yapalım. Vinyet efekti veriyorum. Bu sefer biraz daha soldan vererek fotoğrafta kontrast azaldı. Kontrastı arttırıp hem de kendimi daha da ön plana çıkarmak için bu işlemi yapıyorum. Ama bunu orta noktaya iyice yaklaştırıyorum. Hatta şöyle yapalım. Geçişim nasıl olsun diyor. Bunu biraz yumuşak yapabiliriz. Yuvarlaklığını ise şöyle merkez odaklı yapabiliriz. Güzel. Şimdi şöyle bir fotoğrafın şurayı da kapatalım. İlk haline ve sonraki haline bakalım. Tabii ki daha işlemlerimiz bitmedi. İlk hali gördüğünüz gibi bu şekildeyken fotoğraf güzelleşmeye başladı ki daha yapacağımız işlemler var. Ardından renk bölümüne geçiş yapıyorum. Biraz daha fotoğrafı şu şekilde götürelim ve şimdi ışığa geliyorum. Bu sefer acaba açık tonları şöyle oynarsak nasıl olur diye düşündüm. Pardon, gölgelerdeymişiz. Evet, sanki böyle daha iyi oldu. Güzel, beğendim. Şimdi bu dakikadan sonra elimizi korkak alıştırmayıp şöyle bir genel bir oynayalım bakalım. Evet, çok daha güzel. Ardından renk bölümüne geçiş yapıyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben burada hem bir fotoğraf düzenlemesi yapıyorum hem size anlattığım için süreyi kısa tutmaya çalışıyorum. Normalde kahvenizi alın, içe içe, yanda kahve var da uzak geldi. Onu içe içe daha sakin bir şekilde müziğinizi açın, denemeler yapın. Mesela hiç korkmayın, canlılığı arttırın, ne olacak bakın. Aşağı taraftan işte renk tonunu oynayın. İdeal ayarı deneme yanılmayla beraber daha iyi bir şekilde bulacağınızı düşünüyorum. İşlemlerimize devam edelim. Ardından parazit azaltmayı biraz daha arttırıyorum ki gökyüzünde dikkat edin biraz gren oluştu. Onu kaldırmamız lazım. Şimdi bu dakikadan sonra tekrar ben renk bölümüne geliyorum ve renk bölümünde şimdilik o bölümü atlayalım. Fotoğrafı artık biraz daha şöyle bir tona götürelim. Yani mora doğru değil de daha aqua rengi dediğimiz tonları ortaya çıkaralım. Çok yaparsak bu abartılı olacaktır. Parlaklığını bunun biraz düşürüyorum. Şimdi biraz daha tonları oynuyorum. Doygunluğu ise ideal ayarlarda bırakıyorum. Şimdi ön tarafta bir bitki var. O bitkiyi de ben buradan ışıklığını onun şöyle arttırıyorum. Doygunluğunu arttırıyorum ve daha da ön plana çıkması için şu şekilde yapacağım. Küçük bir ayrıntı ama güzel olabilir. Ardından gökyüzümüzü, burada seçeceğimiz ton önemli. Şu şekilde yaparsak fotoğraf bambaşka oluyor. Şu şekilde bambaşka. Ne diyorsunuz? Hangisi sizce daha güzel? Bence ikisinde kendine göre artısı var ama ben şimdilik bu şekilde bırakacağım. Ardından fotoğrafımın ışık bölümüne gelip aydınlığı ile oynuyorum. Şimdi güzel. Şöyle kabaca baktığımız zaman fotoğraf bu halden bu hale geldi ki gayet paylaşıma hazır. Hatta netliği biraz daha arttırarak fotoğrafı dokusunu da belki biraz daha arttırarak şu şekilde daha canlı hale gelecektir. Sis kaldırmayı da küçük çaplı arttırarak soluk güzel bir etki elde ettik. Hatta şu şekilde fotoğrafı biraz daha götürürsek nasıl olacak diye merak ettim. Fena değil. Ne diyorsunuz? Şöyle bir daha bakıyorum. Güzel. Belki minyet efektini biraz daha küçük çaplı
arttırabiliriz gibi geldi ama çok yaparsak da yapay olacaktır. Şimdi bu dakikadan sonra ise artık bölgesel müdahale yapacağız. Bunun için seçmeliğe tıklıyorum ve buradan üst taraftan artıya basıyorum ve şu şekilde fırçamı seçiyorum. Ve fırçamı seçip gökyüzünün olduğu tonları belirliyorum. Hatta şöyle yapalım, daha pratik bir yöntem göstereyim. Alt taraftan seçelim şu şekilde. Bu sefer ışığa girelim ve ışıkta sadece yaptığımız işlemler fotoğrafın üst tarafına müdahale edecektir. Şu şekilde biraz daha kısalım. Kontrastı küçük çaplı arttıralım. Belki gölgeleri şu şekilde biraz daha arttırabiliriz. Beyaz tonları biraz arttıralım. Biraz daha canlı hale getirmeye çalışıyorum. Güzel, fena değil. Ayrıntıya girdiğimiz zaman parazitler var gördüğünüz gibi. Parazitleri keskinliği bir tık arttırarak yapabiliriz. Şöyle onaylayalım şimdilik. Gördüğünüz gibi fotoğraf güzelleşti. Ama hala bir şeyler içime sinmedi. Büyük ihtimal bu da renkle alakalı. İsterseniz son olarak renk bölümüne gelelim ve fotoğrafın şu anda orta tonlarındayız. Ben açık tonlarına fotoğrafın şuradan doygunluğu birazcık arttıralım. Şu şekilde yapalım. Işıklılığını ise biraz arttıralım. Biraz daha şöyle bir, belki yapay olacaktır ama doğru tonu şu şekilde bulabiliriz. Evet, şu daha güzel oldu. Belki bir tık daha arttırabiliriz. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Bunu beğendim. Şimdi geri gelelim. Alt taraftan dengesini ayarlayalım. En ideal ayarları seçiyorum. Ve böylece fotoğrafımıza bakacak olursak bu halden bu hale basit düzenlemelerle beraber geldi ve bence fena da olmadı. Elbette üzerine yapabileceğimiz daha bir sürü şey var. Mesela ilk aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Buradan fırçaya gelip şu kayalıklarda biraz daha kontrastı arttırmak istiyorum ben. Şu şekilde kontrastı arttırıyorum. Beyazları arttırıyorum. Ama aynı zamanda gölgeleri de kısıyorum. Böylece daha zıtlık olacaktır. O koyunun koyu olduğunu daha iyi hissedeceğiz. Biraz fazla yaptık ama önemli değil. Biraz daha pozlamayı arttırarak bir deneyelim. Sol taraf birazcık dışarıda kalmış. Bunu düzeltmek için tekrar fırça aracıma tıklıyorum. Ve ardından dikkat edin. Şu şekilde diğer alanları da seçtiğim zaman şöyle bakalım. Evet, şu anda daha düzgün oldu. Şimdi birazcık şuralardan da beyazlarımızı arttıralım ve fotoğrafımızı onaylayalım. Ve baktığımız zaman ilk haline göre çok da fena olmayan bir fotoğraf oldu. Elbette düzenlersek daha da başka hale getirebiliriz ama ben şimdilik bu halinden memnunum. Böylece fotoğrafımızı düzenlemiş olduk ve bu halden bu hale ve varyasyonları da var hale getirdik. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve kendinizi fotoğrafçılıkta geliştirmek istiyorsanız yayınlamış olduğum eğitim setleri mevcut. Videonun açıklama kısmında Premiere, YouTube, montaj, fotoğrafçılık pek çok eğitim setini göreceksiniz. Binlerce öğrencim faydalanıyor ve oldukça mutlular. Seni de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.